Merhaba sevgili izleyicilerim. Yine bir bağ bahçe videosuyla sizlerle birlikteyiz. Kış mevsimindeyiz. Bugün Şubat ayının 8'i. Dolayısıyla budama zamanı. İki bir bahçemdeki ağaçları budamaya başladım. Bu ağaçlardan bir tanesini de sizlerle birlikte budamayı düşünüyorum. Hava ısısı 13-14 derecelerde. Şimdiden sonra yavaş yavaş hava sıcaklığı yükselir. Budama zamanını da geçirmemek lazım. Bahçemizdeki kivi ağaçlarımızdan bir tanesini sizlerle birlikte budayacağız. Merak eden, ilgi duyan izleyicilerim için yararlı olması ümit ve temennisiyle. Değerli izleyicilerim, karşımda görmüş olduğunuz kivi ağacımızı birlikte budayacağız. Önce ağacımızın şu tarafından itibaren budamaya başlayacağım. Bakacağım öncelikle yarılmış, kırılmış dallar varsa, kıvrılmış, birbiriyle sarılmış dallar varsa o dallarımızın çıkarılmasına öncelik vereceğim ve şuradan başlıyorum. Bu bağları çözmemiz lazım. Çünkü bu dallarımızın kimisini kısaltacağız, kimisini başka yerlere alacağız. Öncelikle ipleri hızlıca bir çıkaralım. Evet, bu da öyle dursun, ipini çıkardım. Şimdi toplamda kaç tane yan dalımız var? Hemen hızlıca bir sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, burada, 6 burada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bu ana kordon, toplamda 12 yan dal var. Şimdi 16 dal bırakmam gerekirken 12 dal var. O zaman ben şuradan çıkmış ve burada iki ayrı ana dal haline gelmiş olan bu kollardan birisini kesip atacaktım ama kesmeyeyim. Çünkü yan dal sayım az. Ne yapayım? O zaman yan dalımın ucunu uygun bir yerden keseyim. Yani şuradan itibaren 17-18 yaprak sayarak, yaprak gözü sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 buraya geldi. Biz 15 gibi bırakalım. Şurada bir alta bakan, yere bakan göz var. O gözün hemen arkasında kesiyorum. Evet. Kestim. Biraz sonra bağlayacağım. Bağlamasını yapacağım. Aynı şekilde şunun da alta bakan gözün arkasında devamını, ucunu kesiyorum. Şu dalımıza bakalım. Tahmini olarak 16-17 göz, sonra alta bakan gözün bulunduğu yerden dalımızı keseceğiz. İşte şurada alta bakan gözü burada buldum ve hemen arkasından kesiyorum. Hep alta bakan gözün arkasından keselim diyoruz da neden alta bakan gözün arkasından kesmemiz gerekir diye bir soru gelebilir sevgili izleyicilerim tarafından. Bunun sebebi şu. Biliyorsunuz ki dallar kesildiği yerden itibaren tekrar göz vermeye, sürgün vermeye eğilimlidir. Fakat alta bakan sürgünün arkasından kesildiği zaman bu eğilim yok gibidir ya da daha azdır. Bunun gerekçesi de bu. Devam ediyoruz. Şurada geçen seneden bir tırnak kalmış. Hemen o tırnağı kestik. Tırnak kaldığı yerde kurur. Odunsu tabakadır. Bir müddet sonra yağmurlarla, çi durumuyla vesaire o odunsu kısım çürüyerek mantari hastalıklara davetiye çıkarır.
ve ağacımız hasta olabilir. Ondan dolayı tırnak bırakmayacağız. Hemen sıfır keseceğiz ve ağacımızla bir müddet sonra, bir sene sonra diyelim, o kesi yerini tamamen böyle kapatma eğilimi gösterir. Etrafından doku geliştirerek o dokularla kesi yerini tamamen kapatmış olmasa bile belki 1,5 sene sonra tamamen kapatmış olur. Yani kesi yerinin büyüklüğüne göre. Evet. Şunu kestik. Şimdi şuna geldik. Bu ana kordonumuzu geçen yıl şuradan kesmiştim. Uzatmak amacıyla. Evet, buradan bir dal almışım. Bu dal uzamış buraya gelmiş ve ana kordonumuz burada sonlansın istiyorum. Buradan ileriye gitmesin istiyorum ve yere bakan gözün arkasından kesiyorum. Evet. Bağlayacağız biraz sonra. Bu böyle dursun. Evet. Şu dalımıza geliyorum. Yine bu dalımızı da şöyle 1 metre gibi bir mesafede hemen sayalım. Yaprak gözlerini 13, 14, 15, 16, 17 bizim için ideal. Hemen tam da burada bir yere bakan göz var. O gözün arkasından kesiyorum. Bu dalımızda. Evet. Şuna tahminen bunun da bütün dalları tek tek sayamayız. Dallardaki yaprak gözünü tek tek sayamayız. Tahmin edeceğiz ve şuradan yine yere bakan gözün arkasından kesiyoruz. Değerli izleyicilerim, yaz budaması vardır bir de ağaçlarda. Yani şimdi kış budaması yaparken yaz budaması ne alaka demeyin. Bunlar hep birbiriyle alakalı. Yaz budamasında aklınızda olsun. Yaz budaması yaparken şu dalların yaprağını sayarsınız. Örneğin şu dal diyelim. Yaprağını sayarsınız. Şuradaki yaprakları sayarsınız. 17. 18. Eğer dal araları mesafesi kısacıksa, ileri doğru kısalır bu. Böylesi bir dal, yaprak araları kısa olan bir dal ise 18, 19'a hatta 20'ye kadar çıkarabilirsiniz. Ama normal bir dal ise, yaprak araları çok kısa değilse 17 normaldir. Yani 17. yapraktan sonra kesersiniz yazın. Bu ağaç Temmuz ayının ilk haftası. Temmuz başı gibi. Yaz budamasından bahsediyoruz. Kış geldiği zaman da kış budaması yaparken de yaz budamasındaki kesi yerinin bir göz arkasından keserek budamayı gerçekleştiririz. Bu da küçük bir bilgi notu idi. Yazın da yine yaz budaması, yeşil budama videosu çekerim inşallah. O zaman işi daha detaylı bir şekilde anlatırız. Evet, gidiyoruz sırayla. Şu dalımıza geldik. Bu dalımız da aynı şekilde. Bakıyorum göz sayısına. Güzel bir dal. Şurada bir de çatallaşma olmuş. Şurada çıkan başka bir dal var. Bu da şu dala göre daha taze. Bunun meyve verimi daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu dalı çıkarıyorum. Yeterli uzunluğu kazanmış bu dalımız. Onun için bunu böyle burada tutuyorum. Şu kısmın ucu da körelmiş. Körelmiş demeyelim ama biraz eski bir tabir olacak. Dümura uğramış diyelim. Bunu anlatan ziraat mühendisleri de dümura uğramak tabirini kullanıyorlar. Sevgili izleyicilerim, dümura uğramak, körelmek tam karşılığı değil. Şimdi körelmek de köreldi gitti. Bir daha geri dönüşü yok. Artık bir daha olmaz oldu anlamı var. Fakat dümura uğramak da
Yani geçici olarak orada bir durmak söz konusu. Dolayısıyla dalımız da burada dümura uğramış. Yani uzamayı, bu dal üzerinden devamından uzamayı durdurmuş. Kendiliğinden durdurmuş. O zaman bunun ucuna makas vurmaya gerek yok. Eğer makası vurursak, makası vurduğumuz yerden tekrar sürgün vermeye başlar. Onun için buna makas dokundurmayacağım. Ve şuradaki şu çatala geliyorum. Normal şartlarda bu çatalı almam lazım. Kesip çıkarmam lazım. Ama az önce ağacımızın dallarını saymıştık. Toplamda 12 dal olduğunu tespit etmiştik. Oysa normal şartlarda bir kivi ağacında 16 dal bırakmamız gerekir. Yani 1 metre uzunluğunda, hatta 1 metreden de biraz fazla, 1 metre ile 1,5 metre arasındaki uzunlukta ağacın gelişmişlik ve yaş durumuna göre toplamda 16 tane dal bırakmamız lazım. Bizim ağacımız 4 yaşının içerisine girdi. 3 yaşını bitirdi, 4 yaşına girdi. Dolayısıyla 1 metre, 1,20, 1,30 biz bırakabiliriz. Ama 1,5 metre bizim ağacımız için biraz uzun gelebilir. Örneğin 8-10 yaşındaki bir ağaç için, kivi ağacı için 1,5 metre yan dal bırakmak çok olası, çok mümkün. Evet, şuna geliyoruz. Şu dalımızın da uç kısmında yere bakan gözün arkasından ucunu alıyorum. Ana kordonumuz bu. Kordonumuzun üzerinde küçük bir çelik var, küçük bir dal var. Hemen o dalı alalım. Evet, şimdi dalımızın ucu çatallanmış. Kordonun uzunluğuna bakıyorum. Kordonun uzunluğu da hemen hemen tamam olmuş. Yani az daha olsa aslında şöyle gelse de olabilirmiş ama olsun. Yani 20 santimden bir şey olmaz. Şöyle bakıyorum. Önce bir ipini çözeyim. Alta giden dalı bir keseyim. Ondan sonra da şu kısma bakıyorum. Burası biraz tele sarılmış. Çok da sarılmasını istemiyoruz. Bakıyorum şurada. Alta bakan dal gözü var mı diye ve işte buluyorum şurada şu alta bakan dal gözünün arkasından bunu kesiyorum. Yine de dalımızı ne yapmış olduk? 10 santim uzatmış olduk. Artık ana kordonumuz buradan ileriye gitmez. Bu böyle gelişir. Bu yıl inşallah üzerinden yeni dallar çıkar. Mart, Nisan, Mayıs ayları gibi. Ve bu kordonumuz daha da gelişir. Evet. Şuna gelelim. Uzunluğuna bakıyorum. Şöyle 1 metre kadar. 1,10, 1,20 olabilir. 1,10, muhtemelen bu 1 metre kadardır. Şuna bakıyorum. Şunu da aynı şekilde yere bakan gözün arkasından kesiyorum. Şuradaki uzunluk 1 metre, 1,10, 1,20 gibi olabilir. Göz olarak, dal gözü olarak da saydığımız zaman da demin saymıştık. 17-18 dal gözüne ya da 15 ile 20 arasında dal gözüne tekabül eder. Bazı dallarda dal gözleri arası mesafeler kısacık. Öylesi dallarda 20'ye kadar çıkabilir. Ama normal dal gözü aralıkları olan dalları itibare aldığımız zaman 16-17 gibidir. Ya da 18, o civardadır. Evet. Hızlıca ipleri açıyoruz. Ve bu ipleri biraz sonra yine kullanacağız. Şöyle koyalım. Yere bakan göz işte şurada arkasından kestim. Şuna bakıyorum. Yere bakan göz. Evet, gözün arkasından kestim. Şuna bakıyorum. Evet. Bu da bu dalımız da
Deminki söylediğim gibi dümura uğramış. Yani biraz eski bir kelime ama Arapça ya da Farsça olabilir. Tam ifade eden, durumu ifade eden de bu kelime. Şimdi şurada bir küçük dal var. Normal şartlarda bunu kesmem lazım. Fakat dal sayım az olduğu için bu dalı da kesmeyeceğim. Şuradaki çatalı kesmediğim gibi bu dalı da kesmeyeceğim. Belki iki tane ürün alabilirim. Evet. Şimdi sıra geldi bunları bağlamaya. Önce bu taraftaki kordonuma bir düğüm atıyorum. Bir de şuradan bağlıyorum. Şunu da bağladım mıydı? Artık bu taraf kordonun bağlanması tamam. Gelelim bu taraf kordona. Buradan itibaren kordonumu çok fazla da sıkmadan bağlıyorum. Şimdi dalları şöyle bir güzel dizayn edelim. Şunu şöyle bağlayalım. Şöyle tele bir kere doluyorum. Ondan sonra dalı dahil ederek ipe düğüm atıyorum. Şu an ağacımızın budama işlemi sona erdi. Sevgili izleyicilerim, ağacımızı en güzel şekilde budamak için özen gösterdim. Dallarını telli terbiyenin üzerine çiçek açtığı zaman çiçekler birbirine karışmayacak şekilde, dallar birbirine çarpmayacak şekilde, çiçekleri de dökmeyecek şekilde bağladım. Telli terbiyeye sabitledim. Bahçemizin tamamını budadıktan sonra ağaçlarıma bordo bulamacı vereceğim ki kesi yerlerinden herhangi bir hastalık mikrobu girmesin, ağacımızı hasta etmesin diye. Umarım videom ilgilenen, merak eden izleyicilerim için yararlı olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye kadar en güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.